Şimdi bir taraftan harami tayfasını görüyorsun. Bak geçen gün daha insanlar nasıl e, Whatsapp hattını doldurdular. Paramızı verdik evlerimizi alamıyoruz dediler. Tabii. Bak evet, ne milleti dolandıran alçak haramilere bak. Bak alçak onlar. Osman Bakırcı attığın tehdit mesajlarını günü gelince söyleyeceğim. Sana mı mesaj geliyor? Ha, tamam mı? Osmanlı inşaat burada Osmanlı inşaatla söyledi. Senin yedi ceddin gelse beni tehdit edin. Bak yedi ceddin gelse. O attım tehdit mesajını da hesabını vereceksin. Ayrı bir dosya yapacağım o program. Şimdi gitmişsin Silivri'de işler çeviriyorsun. Silivri Belediye Başkanı. Sayın Başkanım. Milleti dolandırmış insanları belediyenize sokmayın. Suç tamam duyurusunda mı? bulundun mu? Ya. ya, suç duyurusunda bulundum. Ayrıca da bulunacağım. Tamam mı? Yani başka türlü o Osman Bakırcı. o hesabını sana soracağım. Bak senin yedi ceddin gelse. Sen değil bak. Senin yedi ceddin gelse. Tamam mı? Senin yedi ceddin gelse. Vız gider, tırıs gider. Ne senden ne de senin yedi ceddinden de korkmam. Bak ne senden Osman Bakırcı. Ne senden ne de senin yedi ceddinden korkmam. Tamam mı? Terbiyesiz adam. Önce gideceksin milleti dolanan milletin borcun hesabının peşine düş. Her gün insanlar kapınızda milletin telefonuna çıkın. Tamam mı? Biz buradaki şey söyleyince ortalığı ayağa kaldırdığınız gösterdiğiniz hassasiyeti o paralarını alıp da evlerini teslim etmediğiniz insanlara gösterin. Tamam mı? Selim Belediye Başkanı. Sayın Başkanım. Eğer Silivri'de de böyle bir mağduriyet yaratırsa bak sahte şirket, sahte isimler üzerinden. Bak tekrar ediyorum. Bunda da bunun vebalesi de olursa de hesabını sorarız. Bak açık söylüyorum. Ha. Açık söylüyorum. Neyse bir taraftan bir küçücük çocuğun devlet malına olan hassasiyeti. Tamam mı? Devletin malına göstermiş olduğu hassasiyete bakın. Bir de bu harami tayfasına sözüm ona camiden çıkmaz. Ben nereden çıkmazlar işte. Bu Osman Bakıcı gibi sorsan camiden çıkmaz. Cami yaptırır bunlar bir de. Tamam mı? Öbür türlü de milleti de devletin her şeylerinden ne gelirse bunun içinde bir sürü aram tayfası var. Bir sürü kim derseniz deyin yani. Siyasisi var, osu var, mütaaiti var bilmem ne. Bir de bu koca koca adamların yapmış olduğu hırsızlıklara bakınca şu madenci, emekçi kardeşlerimizin, işçi kardeşlerimizin, emekçi kardeşlerimizin, öğrenci ah, kardeşimizin, şu kardeşimizin göstermiş olduğu yüceliği görünce insan daha bir kahroluyor. İnsan daha bir kahroluyor. Bravo.